Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunculukta ses kullanımına ilişkin güzel bir içerik hazırladım. Bu içerikte özellikle oyunculukta farklı karakterleri, farklı tipleri, hatta seslendirmede dahil ilginç tipleri canlandırırken hangi ses, hangi karaktere, hangi tiplemeye daha iyi olur? Bunlar üzerinde biraz durdum. Konuya girmeden önce birazcık ses fizyolojisi üzerine konuşayım. Ses sınıflandırmalarından bahsedeyim. Erkeklerde ve kadınlarda kalından inceye, yani pesten tize doğru uzanan bir ses skalası vardır. Erkeklerde bu bas, bariton, tenor ve kontrtenor olarak kalından inceye doğru sıralanır. Kadınlarda ise yine kalından inceye, kontralto, mezzo ve soprano olarak sınıflandırılır. Erkek seslerinden başlayalım o zaman ayrıntılı anlatmaya. Bas sesler en kalın erkek sesidir arkadaşlar. Hani böyle gök gürültüsü gibi gelir ya bazı sesler. Ne haber, ne yapıyorsun? Bas sesler en kalın erkek sesidir. Çoğunlukla böyle Robocop gibi, Cyborg gibi, hani daha böyle robotik, daha böyle despotik karakterlerin sesi, özellikle bilim kurgu içerikli filmlerde olsun ya da animasyon filmlerde olsun, bas sesler tarafından seslendirilir. Operada da genellikle şeytan, kötü adam, baba, dede rolleri çoğunlukla baslar tarafından icra edilir. Bas sesler dublaj piyasasında da çok iş yapan seslerdir. Eğer bas bir sesiniz varsa bir bakıma avantajlısınız diyebilirim. Bariton ses rengine gelelim arkadaşlar. Bariton ses, bariton erkek sesi daha doğrusu, orta kalınlıkta erkek sesidir. En beğenilen erkek sesidir. Ülkemizde de ünlü oyunculardan Haluk Bilginer, Halit Erginç, Necdet İşler gibi oyuncular bariton ses rengine sahiptir. Bas kadar koyu değildir, tenor kadar ince değildir ve en çok beğenilen ses tipidir bariton ses. Dublaj piyasasında da çok iş yapar, operada da zengin bir repertuara sahiptir. Keza müzikalde de çok güzel bariton seslerin söyleyebileceği, icra edebileceği roller vardır. Tenor sesler, benim de keza sesim tenor, ince erkek sesidir arkadaşlar. Genellikle müzik piyasasında ciddi anlamda talep görür, rağbet görür. Ama dublaj piyasasında bir bariton kadar, bir bas kadar tenor sesin kutsandığı, yüceltildiğine pek rastlamayız. Özellikle operalarda, müzikallerde genç karakterleri oynarlar. Ya da prens böyle, ya da böyle genç bir kahraman, o tarz rolleri oynarlar. Güzel bir ses rengidir. Özellikle müzikte en çok şarkı dinlerken tenor ses dinlemeyi tercih ederim. Bir de kontrtenor sesler vardır. Genellikle kadın sesiyle çok karıştırılır kontrtenor sesler ve çok nadir bulunur erkeklerde. Çoğunlukla operada, barok dönem eserlerinde kontrtenor sesleri rastlarız. Dublajda da çok nadiren rastlarız. Hatta baritonlar da çoğu kez kontrtenor sesi kafa sesiyle taklit ederek bu ses registrına ulaşabilip o açı kapatabilir. Gelelim kadın seslerine. Kadın seslerinde benim de en çok sevdiğim kontraltodan başlayalım. Kontralto en tok, en kalın kadın sesidir arkadaşlar. Caz müziğe aşina olanlarınız varsa Nina Simone çok harikulade bir kontraltodur. Genellikle dublajda olsun, animasyonlarda olsun, efendime söyleyeyim, operada olsun, müzikalde olsun, yaşlı kadın karakterlerini, tanrıçaları, kontraltolar seslendirir, şarkıları icra eder. Kontralto için bir hocam dünyaya gönderilmiş bir nimettir der. İnanılmaz bir ses rengidir. Bunun dışında baritonun kadın sesindeki muadili, orta tokluktaki kadın sesine de mezzo diyoruz. Mezzo da müzikallerde, operalarda genellikle anne rolleri, kraliçe rolleri, kontraltoya göre daha genç anne ve kraliçe rolleri tabii, onu da ekleyeyim. Genellikle bu tarz rollerde aranan sestir. Aynı zamanda dublajda da orta yaş kadın karakterleri, yine kraliçe karakterleri, önemli tanrıça karakterleri, heroik karakterleri mezzo ses aralığına sahip icracılar seslendirir. Bunun dışında bir de soprano ses aralığı var. Genç kadın sesi diyelim sopranoya. En ince Sertab Erener'den aşinasınızdır. O da tenor ses gibi opera ve müzikal repertuarında seslendirme camiasında genellikle genç karakterleri seslendirir. Genç karakter şarkılarını icra eder. Bu kısa bilginin ardından oyunculukta ses kullanım olayına da girelim artık. Konuyu çok fazla uzatmadan, oyunculukta ses rengimiz operadaki, müzikaldeki, dublajdaki kadar spesifik değildir arkadaşlar. Burada sesimizin aralığı ve o ses aralığını
oynadığımız karakteri ve tiplemeye göre nasıl kullandığımız önemlidir. Bilinen 4 farklı ses kullanım şekli vardır. Bunlara eklenen, bunların dışında da çok farklı kültürlerde farklı ses kullanım teknikleri var ama çoğunlukla bu 4 ses kullanılır. Birincisi göğüs sesi, ikincisi maske sesi, üçüncüsü nazal ses, dördüncüsü ise kafa sesi arkadaşlar. Göğüs sesinden başlayalım. Göğüs sesi en koyu sesimizdir arkadaşlar. En koyu tonumuzdur. Göğüs sesini kullanırken mesela ben bir göğüs sesi çıkarayım. Göğüs bölgem titriyor. Şu göğüs rezonansım titriyor arkadaşlar. Siz de elinizi koyun deneyin isterseniz kendi pesinize. Benden ton almayın çünkü benim aralığım farklı olabilir sizinkinden. Elinizi koyun ve bir A sesi çıkarın. Göğsünüz titriyorsa boğazınıza kaçırmamaya dikkat edin. Doğru sesi çıkarıyorsunuz demektir. Göğüs sesi kalın bir sestir arkadaşlar. En kalın sesimizdir. Ve aynı zamanda kullanırken en dikkatli olmamız gereken ses türüdür. Neden diye soracak olursanız göğüs sesinin pes sesin yani gırtlağımıza geriye kaçma olasılığı yüksektir. O yüzden kullanırken çok yüksek volümde kullanılmasını ben önermem. Genellikle dublajda, mikrofon oyunculuğu yaparken, karakter seslendirirken, tiyatroda daha çok tipleme oynarken göğüs sesini kullanabiliriz. Küçük sahnede kullanılmasını daha çok öneririm. Zira göğüs sesinden çok arka sıralara kadar duyuracak biçimde yükselemeyiz volüm olarak. Gelelim ikinci sesimize. Maske sesi. Maske sesi şu an benim de kullandığım maske sesi. Önde tınısı önde ses de deriz biz buna. Yani sesimizi maske bölgesinde tınılı, yüksek volümlü bir şekilde kullanırız. Bu şekilde de sesimizi daha güzel, daha parlak bir şekilde karşı tarafa iletiriz. Spikerler, sunucular maske sesini kullanır çoğunlukla arkadaşlar. Hem kullanımı rahattır hem de sesin en elastik olarak biçimlenebileceği bölge maske bölgesidir. Hatta bir göğüs sesinden bir de maske sesinden konuşayım, farkı görün. Bir tiraz seçelim, ne seçelim efendim? Hamlet'ten. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Bu benim göğüs sesim arkadaşlar. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu da benim maske sesim. Şimdi geçelim üçüncü sesimize. Nazal ses. Diğer tabiriyle burun sesi arkadaşlar. Sesi burun rezonansına tıkarak kullandığımız bir ses türüdür. Genellikle komik tiplemelerde, komik karakterlerde, animasyonlarda özellikle, absürt tiplerde çok kullanılan bir ses türüdür. Hadi bu sesi de bir örneklendireyim size. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin oklarına, yumruklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Yaparken benim de komiğime gitti. İzlerken muhtemelen sizin de komiğinize gitmiştir. Nazal sesi arkadaşlar uzun soluklu kullanabilirsiniz. Çünkü burun rezonansına tıkılan ses çok kolay yorulmaz ama çok yükseklere duyurulabilecek şekilde de kullanılan bir ses değildir. Zira nazal rezonans dediğimiz bölge maske rezonansı kadar geniş tınlayan bir bölge değildir. Ama bazı tiplemelerde, çocuk oyunlarında olabilir, kullanımını öneririm. Çok eğlenceli olur. Şimdi geçelim kafa sesine arkadaşlar. Kafa sesi arkadaşlar kadınlarda daha güçlüdür aslında. Kadınlarda sırıtmaz kullanıldığı vakit. Erkeklerde fazla feminen bir hava yaratır. Dolayısıyla biz bunları feminen tiplemeler oynarken kullanırız. Mesela, ay nasılsın çocuğum, iyi misin? Hadi bunu da tirat üzerine deneyeyim bari. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel, zalim kader noktalarına yumruklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? İşitildiği gibi genellikle komik frekanstaki tiplemelerde, tiyatroda olsun, sinemada olsun, efendime söyleyeyim dublajda olsun kullanılabilecek bir ses türüdür arkadaşlar. Bunun da örneklerini sunacağım sizlere linklerde, açıklamalar kısmında. Şimdi gelelim karakter yaratırken nasıl bu ses frekansını çeşitleyebiliriz. Tiplemelerde genellikle tek tip kullanırız sesimizi arkadaşlar ama karakterlerde bazen iki farklı sesi karıştırarak kullanmamız gerekir. Mesela nazal rezonansla kafa sesini karıştırarak kullanmayı deneyeyim. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin oklarına, yumruklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi?
Sesim hem burnumda tınlıyor hem kafa bölgesinde tınlıyor. Böylece ilginç bir ses çıkarabiliyorum ortaya. Tabii bu ses çalışıldıkça, üzerinde çok uzun süre duruldukça gerçekten doğal ve gerçekten sahici bir şekilde çıkıyor. Onu da ekleyeyim. Başka bir örnek göstereyim. Yine nazal tondan gidelim. Bugün nazal tonlayasım geldi. Nazal tonla göğüs tonunu birleştireyim. Daha farklı bir ses frekansı yakalayayım. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin oklarına, yumruklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Mesela hem göğüs sesimi kullandım, hem nazal rezonansı kullandım. İlginç böyle hafif Bülent Ersoy'umsu bir tını elde ettim. Kafa sesiyle mesela maske sesini biraz birleştirerek kullanmaya çalışayım. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin oklarına, yumruklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? İnce bir tını elde edilir. Bunu da çok sık kullana kullana tekrarlaya bir karaktere çalışırken sahici bir hale getirebilirsiniz. Kapanış kısmına geçmeden önce sesini çok iyi kullanan bazı oyuncuların filmlerden bazı sahnelerini paylaşacağım. Linklerini paylaşacağım daha doğrusu. Onlara dair de ufak bir açıklamada bulunayım. Cate Blanchett'ı bilenler bilir, Oscar'lı muazzam bir aktristtir. Cate Blanchett'ın Bob Dylan'ın gençliğini canlandırdığı I'm Not There filminden bir sahnesini paylaşacağım arkadaşlar aşağıda. Burada 16-17 yaşındaki ergen erkek çocuk sesi çıkarmış. İnanılmaz güzel yapmış, inanılmaz sahici yapmış. Tabii ki bir kontralto olmasının da büyük etkisi var Cate Blanchett'ın. Bunun yanı sıra Jim Jarmusch'un Coffee and Cigarettes filminde iki karakteri birden canlandırıyor bir sahnede, bir sekansta daha doğrusu. Kısa film gider o filmde. Burada iki kuzeni canlandırıyor. Birinde daha göğüs sesinden konuşuyor. Diğerinde daha kafa sesinden konuşuyor. Ve bunu o kadar doğal bir biçimde icra ediyor ki şaşırırsınız. Bunun da linkini paylaşacağım. Kadın oyuncu adayları için gayet güzel bir referans olacağını düşünüyorum. Bunun dışında rahmetli Philip Seymour Hoffman, Oscar'lı aktör, inanılmaz kullanırdı sesini. Gerçi her konuda çok iyiydi ama konumuz ses olduğundan Philip Seymour Hoffman'ın ses kullanımına değineceğim. Açıklama kısmında Truman Capote'nin hayatını canlandırdığı, Oscar aldığı filmden bir sahne paylaşacağım. O filmde inanılmaz bir ses frekansı yakalamış. Hem maske sesi var içinde, hem kafa sesi var, hem de nazal ses var ve inanılmaz doğal bir tını yakalamış ve yaşamış bir karakteri canlandırıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Onu da hesaba katın. Bir diğer oynadığı film Master. Master filminde de acayip böyle tok bas bariton bir tınısı var ve yine çok doğal geliyor. İnanılmaz böyle. O iki linke de bakabilirsiniz. Türk oyunculardan paylaşacağım var mı? Aslında çok var ama ben yine tek bir kişiyle finali yapayım diyorum. Demet Akbağ'ın Bir Demet Tiyatro'daki performanslarını, farklı tiplemelerdeki ses kullanımlarını dikkatle izleyin arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Tiz tonları, kafa tonları, göğüs tonları, orta tonu harika, inanılmaz doğal ve komik bir biçimde icra ediyor tiplemeleri canlandırırken. Onu da öneririm. Son olarak da bu sesleri keşfetmek istiyorsanız arkadaşlar muhakkak bir hoca eşliğinde çalışın derim. Bir şan hocası olur, bir diksiyon ses hocası olur, şan geçmişi olan biri olursa çok daha iyi olur. Kendi başınıza evde çalışmak istiyorsanız bir tane metin bulun arkadaşlar. O metni göğüs sesinizle, maske sesinizle, nazal sesinizle ve kafa sesinizle ayrı ayrı sesinizi çok yormayacak, çok yüksek bir tını da olmayacak şekilde okuyun. Sesli okuyun, sesinizi kaydedin, dinleyin, bilen birilerine gösterin, bana yollayın gerekirse, iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. O şekilde de çalışabilirsiniz. Evet, bir içeriğin daha sonuna geldik. Bu içeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi lütfen es geçmeyin. Sorularınız için, merak ettikleriniz için bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.